Sevgili Mutfaktan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim, hepinize yeniden çok güzel bir tarifle sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Özellikle misafir ağırlayacağınız günlerde elinizi hiç oyalamayan ve lezzeti garantili çok şahane bir tariftir. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle tarifimizde kullanabilmek için 3 adet patlıcan, 2 adet kabak, 2 adet patates ve 1 adet de kapya biberimiz var. Bunları doğrayarak başlayacağım. Yemeğimin yapımına ilk önce sebzelerimi güzelce yıkayıp kabak ve patlıcanın kabuklarını da alacalı şekilde soyarak başladım. Soymuş olduğum sebzelerimi videoda görüyorsunuz. İlk önce ortadan ikiye ardından da dört eşit parçaya bölüyorum ve oldukça iri parçalar halinde ve eşit büyüklükte hemen hemen kare olacak şekilde doğruyorum. Bu aşamada doğramış olduğunuz bütün sebzelerin hepsinin de hemen hemen eşit büyüklükte olmasına gayret edin. Yemeğinizin pişme süresi için bu çok önemli bir detay. Fırın yemeğinin lezzetini bilenler bilir, ocakta pişmiş yemeğe kıyasla her zaman açık ara öndedir. Ama arzu ederseniz hazırlamış olduğumuz bu yemeği fırında değil de ocakta da hazırlayabilirsiniz. Ben bugün yemeğimin yapımında kullandığım sebzelerin miktarını bu şekilde ayarladım. Ama sizler arzu ederseniz içerisine ilavelerde bulunmak isterseniz havuç veya taze fasulye de ilave edebilirsiniz veya içerisinde kullanmış olduğunuz kabak miktarını azaltarak veya arttırarak sebzelerin miktarını kendi damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen şunu da eklemek istiyorum. Ben yemeğimin içerisinde kuru soğan kullanmadım ama sevenler yakıştıran, yakışacağını düşünenler elbette kuru soğan da ilave edebilirsiniz. Biz bu haliyle çok sevdiğimiz için soğansız olarak hazırlamayı daha çok seviyorum bir adet de kapya biber vardı. Onu da şimdi sebzelerle aynı büyüklükte doğradım ve üzerine ilave ediyorum. Arzu ederseniz tatlı veya acı fark etmeksizin içerisine yeşil biber ilavesinde de bulunabilirsiniz. Biberin hemen ardından da 5-6 diş sarımsak soymuştum. Onları da iri parçalar halinde doğradım. Onları da ekliyorum sebzelerin üzerine. Sarımsakların hemen ardından da kuşbaşı olarak doğrayıp önceden güzelce yumuşayıncaya kadar kavurup pişirmiş olduğum yaklaşık 2 çorba kasesi miktarında dondurucudan çıkarmış olduğum etlerim var. Onları ilave edeceğim. Ben bunları kullanmadan önce videoda görmüş olduğunuz şekilde önceden kavurdum. Çorba kaselerini ölçü alarak e, her bir kaseye hem etinden hem suyundan koyup derin dondurucuya kaldırmıştım görmüş olduğunuz o iki kaselik poşetleri derin dondurucudan çıkardım ve yemeğime ilave ediyorum. Eğer elinizde bu şekilde hazır yoksa yine 300 gram kadar kuşbaşı doğranmış eti kavurup güzelce yumuşayıncaya kadar pişirdikten sonra yemeğinize dahil edebilirsiniz. Doğramış olduğum sebzelerimi güveç kabımın içerisine alıyorum. Üzerine de hemen dondurucudan çıkarmış olduğum etleri ilave ediyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Ben yemeğimi güveç kabında pişirdim ama elinizde bu şekilde uygun bir kap yoksa yerine uygun boyutlarda bir borcam içerisinde de pişirebilirsiniz veya yine uygun büyüklükte herhangi bir teflon tepside de pişirebilirsiniz yemeğinizi. Et ve sebzeleri birbiriyle güzelce karıştırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden yemeğimizin salçalı sosunu hazırlayacağız. Sosu için uygun bir kap içerisine ilk önce tepele dolu 1 yemek kaşığı domates salçası, ardından yine tepele dolu 1 yemek kaşığı biber salçasını alıyorum. Salçaları inceltebilmek için ilk önce 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla 1 su bardağı oda ısısında beklemiş suyumu ilave ediyorum. Salçaları şöyle biraz incelttikten sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrar şöyle kısa bir süre karıştırdıktan sonra yine üzerine bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Ardından yarım çay kaşığı karabiber ve pul biber ekliyorum. Tekrar şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra üzerine yine 200 mililitrelik bardaklarla bir su bardağı da et suyu ilave ediyorum. Eğer et suyu yoksa normal içme suyu da kullanabilirsiniz yerine. Sos için gerekli malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra artık dikkatli bir şekilde sebzelerimin üzerine döküyorum. Yemeğinizin sosunu hazırlarken de fırınınızı önceden yaklaşık 200 derece alt üst ayarda ön ısıtma yapmaya başlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz sosunu döktükten sonra şöyle tekrar kısa bir süre karıştırıyorum ve ardından üzerine bir adet yağlı kağıdı şöyle elimle güzelce bir buruşturacağım. Çeşmenin altında biraz yıkayıp yağlı kağıdı ıslattıktan sonra yemeğimin üzerine kapatacağım ve önceden ısıtılmış fırınımın içerisinde pişmeye göndereceğim. yemeği fırına koyduktan sonra önceden 200 derecede ısıtmaya başlamıştım. Dereceyi 250'ye yükselttim ve toplamda 1 saat 15 dakika gibi bir sürede pişirdim. Pişme süresi ve derecesi fırından fırına farklılık gösterebilir. Sizler kendi fırınınızda kontrollü bir şekilde sebzeler güzelce yumuşayıncaya kadar pişirin lütfen. 50 dakika kadar üzeri yağlı kağıtla pişirdikten sonra süre sonunda üzerinden yağlı kağıdı aldım ve bir müddet de yağlı kağıt olmadan pişirme işlemine devam ettim. Pişirirken de arzu ederseniz arada bir kontrol edin. Yaklaşık bir yarım saat kadar sonra yağlı kağıdı üzerinden alabilir. Tekrar ıslatarak yeniden serebilirsiniz. Bu yemeğinizin hem daha güzel bir şekilde nemli bir şekilde pişmesine yardımcı olacaktır. Dediğim gibi hem de bu sebzeleri bir ara kontrol edin eğer yeteri kadar güzel yumuşamışsa üzerinden yağlı kağıdı alarak bir müddet de kağıtsız olarak pişirme işlemine devam edin. Yemeğinizi kontrol ederken de bir kaşık yardımıyla yemeğinizi hafiften bir karıştırabilirsiniz. Üstte kalan sebzeler de diğerleriyle eşit yumuşaklıkta olsun diye. Dediğim gibi ben toplamda 1 saat 15 dakikalık bir pişirme işleminin ardından sebzelerimi kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde yumuşamıştı. Üzeri açık bir şekilde de bir süre pişirdikten sonra artık yemeğimi fırından alıyorum. Mutfağımı saran o şahane kokular eşliğinde hemen sizlere şöyle sebzelerin yumuşaklığını da göstereceğim. Her bir sebze içerisinde gayet güzel bir şekilde pişmiş. Lezzeti, kokusu iç içe geçmiş gerçekten şahane bir yemek oluyor. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Tarifimi deneyen arkadaşlarımdan kıymetli yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Ben bugün yemeğimin yanına çorba olarak kabak çorbası, devamında tavuklu kapama pilav ve tatlı olarak da süpangle veya ev yapımı puding diyebileceğiniz şahane bir tatlıyla tamamladım. İnşallah diğer tariflerimde en kısa zamanda ekleyeceğim. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videoma tesadüfen denk geldiyseniz henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Gelecek tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif edebilirsiniz. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için de videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.